Peki hocam, rahim ağzı kanseri belirtileri nedir? Belirtileri insandan insana değişiklik gösterebiliyor mu? Yani vücut yapısına göre, işte rahimine göre değişiklik gösterebiliyor mu? Size nasıl şikayet, nasıl belirtilerle geliyorlar hastalar? Şimdi şöyle, şu an ülkemizde aslında bu simir taraması çok güzel, hani rayına oturttuk neredeyse, çok güzel yapılıyor. Bu nedenle çoğu insanı kanser olmadan yakalayabilmeye başladık. Hani kanser olmuş olarak karşımıza gelen hasta sayısı çok azaldı ki bu da aslında insanlar için, halk sağlığı için büyük bir avantaj. Hani dediğim gibi esas sebebi HPV diyoruz ya, HPV'nin zaten bir lezyon yatmadıysa hiçbir bulgusu, rahim ağzına yerleşmiş HPV'nin hiçbir bulgusu olmuyor. Bu nedenle düzenli tarama olması gerekiyor. Diyelim ki lezyonlar ilerledi, HPV değişikliğe sebep oldu. O zaman ne olacak? Adet dönemi dışında düzensiz kanamalar görebiliriz. Cinsel ilişkiden sonra kanama görülebilir. Rahim bölgesinde, rahim ağzı bölgesinde ağrı olabilir. Eğer iş kansere gittiyse, ileri evredeyse bacak ağrısına, idrar yapmada zorluğa, böbrek hastalıklarına sebep olabilir. Ama bu biraz çok ileri evre kanserde yakaladığımız bir durum. Sulu, böyle hatta bizim kitaplarımızda et suyu kıvamında bir akıntı olabilir. Bizim amacımız hastalarımız bu aşamaya gelmeden, o simirle kanser hücrelerine dönüşmeden yakalamak zaten. Bu nedenle bir bulgu olduğunda değil, yıllık düzenli kadın doğum takibi yapılması gerekiyor ki biz bu kansere önleyebilelim. Yani bu belirtilerin herhangi birinde bir gözlenme ya da kendisinde hissettiği zaman kesinlikle bir uzman doktora Aynen. gidilmesi gerekiyor. Ha, Evet. olmasa da, bu belirtiler olmasa da kesinlikle o dediğiniz taramanın içine girmesi gerekiyor, Aynen. kontrollerini. Yani Aynen. belirtisi olmayabilir, olabilir. Evet. Kişiden kişiye de Evet. değişebiliyor yani. Yani belirti verdiğinde çok geç kalmış olabiliyoruz. Bu nedenle belirti vermeden yakalayabilmek bizim için daha önemli. Yani çoğu insan test bile yapmamış olabiliyor. Hani o Aynen. taramaya girmemiş de olabiliyor. Evet. Ama kesinlikle hani belirtiler olmasa da her doktora 6 ayda bir kendimizi göstermemiz, muayene etmemiz gerekiyor Evet, aslında. evet. Bu göz için de olsa, kulak için de olsa, en basit grip de olsa, ki bu kanser türü kesinlikle her 6 ayda bir, hatta 3 ayda bir rahatsızlığı olmasa da bir gelinip görülmesi gerekiyor. Hani bizim Evet. toplumumuz hastaneyi sevmiyor pek, ilaç almayı sevmiyor. Kendi Evet. doktorum, bir de internet ortamı, şu an her şey var diye Evet. doktorlara pek şey yapmıyorlar, ama uzman doktorlara kendimizi kesinlikle emanet etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben burada. Evet, çünkü biz burada hani hastalarımızı hasta olmadan yakalayıp koruyucu hekimliktir ilk amacımız ki hani hasta olduktan sonra tedavi etmek korunmaktan daha zordur. Evet, maalesef. Amacımız insanları kanser olmadan yakalayabilmek rahim ağzında. Buradan sizler seyircilere duyurmuş oldunuz. Peki hocam, rahim ağzı kanserinin risk faktörleri nelerdir? Herhangi bir organa sıçrama olasılığı var mıdır? Diğer kanser türleri gibi başka bir yere de sıçrama olasılığı var mıdır? Önce ikinci sorunuzdan Tabii ki. başlayayım. Tabii ki maalesef o önce lezyonlarda değil de kanser olduğunda evreye bağlı olarak önce rahme, sonra çevre dokuları ve sonra uzak organlara, yani evre ilerledikçe uzak organlara sıçrama yapabiliyor. Rahim ağzı kanserinde şöyle bir durum var. Rahim ağzı kanseri öncü lezyonlardan başlayarak konuşmak gerekirse bir tık daha yavaş ilerleyendir. Yani çok hızlı gidişatı yoktur. Bu da bizim gene erken evrelerde yakalama şansımızı arttıran bir durum. Ama bizim bunu yakalamamız için hastanın bize gelmesi gerekiyor ki hani erkenden bunu yakalayabilelim diye. Gerçekten sinsi bir hastalık türü bu gibi. Aynen. Hem sinsi ama hem de yavaş olduğu için önünü alması Daha kolay. imkanlı bir hastalık türü. Risk faktörlerine gelirsek. Şimdi bizim rahim ağzı kanserinde en büyük problemimiz HPV virüsü. Evet. Şimdi dediğim gibi toplumdaki yaygınlığı da çok fazla. %70-80'lerde hem kadında hem erkekte. Böyle olunca erken cinsel ilişkiye başlama yaşı,
bir risk oluyor. Çünkü HPV ile daha erken yaşta karşılaşma ihtimaliniz oluyor. Bilinçsiz de oluşabiliyor. Tabii çünkü kimde HPV var yok hani bilemiyoruz, bulgu vermiyor. Birden çok partnere sahip olmak, hayatınızın yani aynı anda olmasa bile birkaç döneminde birkaç partnerinizin olması gene HPV ile karşılaşma ihtimalinizi arttırabiliyor. Sigara kullanımı rahim ağzındaki kan dolaşımını bozduğu için, oranın savunma sistemini de bozduğu için gene kansere gidişata sebep olabiliyor. 5 yıldan uzun süre doğum kontrol hapı kullanılması gene rahim ağzı kanserine sebep olabiliyor. Şimdi hastalarımız diyecek ki biz bundan daha uzun süredir doğum kontrol hapı kullanıyoruz. Ne olacak? Düzenli simir takibiniz olduğu müddetçe can sıkacak bir durum yok. Hani yani doktora gittiniz, size doğum kontrol hapı verdi ve bir daha 5 yıl boyunca bana hiç uğramadınız. İşte o zaman risk altında oluyorsunuz. Bir yerden yapıp bir yerden yıkmak gibi bir şey oldu mu? Aynen. Ya zaten ama yine kontrollerle müdahale edilebilecek tabii, bir şekilde. Tabii tabii. Aynen. Yani şöyle kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Doğum kontrol hapı rahim ağzı kanseri yapar demiyorum. Gene şimdi doğum kontrol hapında korunma yöntemi olarak onu kullandığımız için hastaların hani büyük bir kısmı haliyle kondom dediğimiz korunma yöntemini kullanmıyor. Bu da HPV ile karşılaşma ihtimalinizi gene arttıran bir durum oluyor. Aslında bu rahim ağzı kanserinde bütün yollar HPV virüsüne çıkıyor maalesef. Cinsel ilişkiden dolayı kaynaklanıyor. Aynen. Bir de şey konusunu da aslında söylemek lazım. Bulgularda tam geçmişte olmadık ama HPV virüsü bazen de ciltte sil dediğimiz yapılara sebep olabiliyor. Gelecektim tam onu. O zaman oraya gelecek. Tamam. Söyleyeyim karışmasın.